Adli yılın ilk haftasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde gazeteciler, barış bildirisine imza atan akademisyenler ve siyasetçiler hakim karşısına çıkacak. Sözcü gazetesinin yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, muhabir Gökmen Ulu ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın aralarında bulunduğu 9 sanığın, FETÖ'ye yardım suçlamasıyla yargılandığı davanın 9. duruşmasında hükmün açıklanması bekleniyor. Aynı gün Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink cinayetinde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin yargılanmasına devam edilecek. Duruşma 3 gün sürecek. 5 Eylül Perşembe günü İstanbul 23. ve 36. Ağır Ceza Mahkemelerinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Van 100. Yıl Üniversitesi'nde 2 akademisyen imzaladıkları bildiriyle ilgili hakim karşısına çıkacak. 6 Eylül Cuma günü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşmada mahkemenin hükmü açıklaması bekleniyor. Susma, aygın, basın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Temmuz'da açıkladığı tebliğnamede, Cumhuriyet davasındaki mahkumiyet kararlarının bozulmasını istemişti. Tebliğnamenin açıklanmasından sonra adli tatil başlamıştı. Adli yılın başlamasıyla Yargıtay'ın dosyayı incelemesi ve cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılması bekleniyor.